bakacak kim var? Şimdi bu sosyal mesafe için daha iyi oluyor tabii bu tedbir. Hem market konusundaki durumlarda bu sabah 9-2 çok fazla aktif olmuyor ama sipariş olarak biz siparişlerimizi alıyoruz, ulaştırıyoruz şeyleri, müşterilerimize. Tabii bundan memnun kalıyorlar müşterilerimiz. Yalnız 9-2 arası biraz az oluyor aslında. Biraz daha 4 gibi olsa ya 16-17 gibi olursa saat olarak. Daha iyi olur. En azından çünkü bazı müşteriye yakın çevrede mağazalara gelen müşterilerimiz ikiye kadar veya öğle saatine kadar uyanlar oluyor. İnsanlar çünkü Ramazan ayı olduğu için geç saatte uyuyorlar. Uyanmaları da biraz daha geç olduğu için o alışveriş süresi olmuyor. İsterseniz biraz daha siparişe yoğunlaşıyorlar. O da ne kadar aktif olur onlar için ve yetişebiliyorlar mı mağazanın kapanış saatine? Bazı yetişiyor, bazı yetişemiyor. O yüzden bizim yoğunluğumuz biraz daha şey oluyor, sipariş olarak oluyor, onu ona göre ulaştırıyoruz. Tabii dediğim gibi yani bu saat biraz daha fazla olursa en azından bizim açımızdan da iyi olur, müşteri açısından daha iyi olur. Şimdi aslında memnun kalıyorlar bu durumdan. Yalnız istediği ürün çeşitleri bazen tam istedikleri gibi olmadığı için biz ister istemez tekrar geri dönüş yaparak birkaç kez arıyoruz. Hangi ürünü istiyorlar, hangi kalitedeki ürünü istediklerini tekrar soruyoruz. Ona göre memnun olacağı şekilde ulaştırıyoruz yani elimizden geldikçe. Ondan o yani yönden bize bizden memnun kalıyorlar. O yönden sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi yani kendileri daha çok alışveriş yapmak isterler. Ama bu durum koronavirüsten dolayı çıkamadıkları için artık mecbur bu şekil sürdürüyorlar hayatlarını. Biz de sipariş konusunda, evlere hizmet konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim normalde Van merkezinde 5 şubemiz vardır. Normalde diyelim ki telefon veya sipariş bize geldiği zaman hangi şubemize yakınsa biz orayı yönlendiriyoruz. Direkt biz siparişi alıp oradaki arkadaşlara yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımız oradan ulaştırıyor. Yani her kesime ulaşmaya çalışıyoruz siparişlerimizi. Öncelikle şahsım adına bu ülkemizde olan koronavirüsün bir an önce def olup gitmesi ve bir an önce vatandaşlarımızın sağlığına ulaşması açısından dua ediyoruz. Bir an önce gitmesini bekliyoruz inşallah. Tabii bu ülkemizde bu sokağa çıkma yasağı da bu virüsün tedavisi için bir an önce gitmesi için yapılan bir önlemdir. Bunu takdirle tasdikliyoruz. Tabii bu Ramazan ayında marketçi olarak saat 9'dan 2'ye kadar ya da cumartesi pazar kapalı olması elbette işimizi, cirolarımızı %100 etkiliyor. Bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ödeme konusunda, kira verme konusunda, personel maaşları konusunda. Buna artık başka türlü katlanıyoruz. Öz kaynaklarımızdan, diğer kaynaklardan tedarik etmeye çalışıyoruz. Daha önceden ilan ettikleri için sokağa çıkma yasağı saat 9'dan 2'ye kadar vatandaşlarımız ihtiyaçlarını %80-90'ı karşılıyor. Bugün bu durumda oldukları zaman zaten kimse gelmiyor. Herkes kendi çevresindeki iş yerlerine, marketlere uğradığı için mesela biz merkezde olduğumuz için burada böyle büyük bir yoğunluk olmuyor. Aksayan bir şey yok. Vatandaşlar işlerini görüyorlar zaten öncesinden. Bu anlamda bir mağduriyet yaşamıyoruz ama biz ticari olarak mağduriyet elbette yaşıyoruz. Çünkü iş olmuyor. İş yapamıyoruz yani bu süreçte. Maskeyi de takalım da bari müsaade edersin.
Başka bir isteğiniz var mı? Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin istedi. Abi, ben bir şey vereyim abime. Şöyle bir şey lazım olursa üç gün bir daha açarız. Ben abi daha geldim. Öyle mi? Tabii tabii. Ya şimdi bu süreç tek hani bir Van'a veya Türkiye'ye gelmemişti. Bütün dünyaya geldiği için önemli olan bu süreçte en zararından kurtulmak. Hani herkes zarar edecek. Yani tatlısı da giyimcisi de bu dünyaya gelen bir hastalık olduğu için tabii ülkemiz ilk başta tedbiri başta sıkı aldığı için diğer ülkelere nazaran çok çok iyi durumdayız. Ha 45 gündür iş yerlerimiz yarı kapalı. Servislerimiz yok. Sadece paket olayı var. Paket olayı da çok canlı bir paket olayı yoktur. Sabit bir belli müşterilerimiz var. Telefon var. Biz siparişleri alırız. Kuryelerimiz bırakır. Ona göre biz bu şekil şu anda çarkımızı az da olsa yerinde oynatmaya çalışıyoruz. Ha zarar edecek miyiz? Herkes belli bir zarar edecek ama en başta sağlık daha çok önemli bizim için. Evet. Biz Allah nasip ederse biz hepimiz beraber herkesle yani polisiyle, askeriyle, sağlıkçısıyla, eğitimcisiyle, esnafıyla, hükümetimiz hep beraber biz Allah'ın izniyle biz bunu da açacağız. İnşallah. Yani açacağız Allah nasip ederse. Tabi bu süreçte biraz sabır lazım. Hepimize sabır lazım. Soğuğa çıkma evet haftanın iki günü bazı haftalar dört günü soğuğa çıkma uygulaması şu anda var. Evet belki esnaf olarak bir zarar ediyor ama üç ay zarar edersin. Bir yıl çalışırsın yine o zararını kapatırsın. Ama sağlığın gittiği zaman veya bir sevdiğinin, bir çalışanın sen onu geri getiremezsin. Ama parayı geri getirirsin bir şekilde. Evet. Şu anda tabi Edremit Tokiler dediğimiz yani buradan 25 kilometre uzağında 1 kilo baklava bile biz götürüp bırakıp geliyoruz. Yıllarca müşterilerimiz geldi. İş yerimize şimdi biz onlara gidiyoruz. Yani size bir önceki soruda sordum ya bu süreci beraber atlatacağız. Yani şu anki süreçte biraz parayı biraz bir köşe bırak da hizmet. Yani insanlar evde çocuğun doğum günü vardır ve eşinin canı tatlı çekmiştir. Onu götürmek. Tabii çok çok mutlu oluyorlar. Genellikle gittiğimiz aileler veya adresler adamlar çok çok mutlu oluyorlar. Ya diyor ki işte siz 25 kilometre araçla geldiniz. 1 kilo baklava 30 lira diyor. Yani sen diyor araba 10 lira yakır yakar. Bir şey olmaz diyoruz. Bir şekilde biz müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Yani elimizde bu şekil gelir şu anda. Evet.